Bəli, biz artıq canlı yayımdayıq. Hər birinizi xoş gördük. İlk olaraq Novruz bayramı zamanında biz bu tədbiri keçiririk. Buna görə mən izləyən hər kəsi, bizə qatılan hər kəsi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bu əziz bayram günlərində hər birinizə bahar əhval-ruhiyyəsi, can sağlığı, maksimal enerji, səadət arzulayıram. Daha sonra gecikdiyimiz üçün üzr istəyirəm. Bir neçə dəqiqə demək olar ki, 20 dəqiqə təqribə gecikmişik. Bunun üçün üzr diləyirəm. Bəzi texniki səbəblərə görə idi. Biz bugünkü workshopumuzda Abdurrahman Koçak'la birlikdə oyun sektorundakı marketing pozisiyasından danışacağıq. Biraz onu incələyəcəyik. Daha doğrusu, mən suallar hazırlamışam. Abdurrahman bəy həmin sualları cavablayacaq. Öz təcrübələrini bizimlə paylaşacaq. İlk olaraq sizi daha yaxından tanıyıb, daha sonra suallara keçid edək istəyirsinizsə. Olur, təbii ki. Sesim geliyor, değil mi? Net bir şəkildə. Bəli, bəli, gəlir. Tamam. Belli belli gelir. Özünüz hakkında malumat verebilirsiniz. Abdurrahman kimdir? Evet, ben ne iş görür? Öncelikle kardeş vatanımız Azerbaycan'a selamlar gönderiyorum herkese. Azerbaycan'ın Azeri dilinin bizde ayrı bir güzelliği daha var. Ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te de çok fazla öz Türkçe kelime var. Biz o yüzden Azeri lehçesini çok kolay anlayabiliyoruz. Sizin söylediğiniz şeyleri genelde normal İstanbul ağzı konuşanlar anlayamıyor ama biz anlayabiliyoruz çok rahat bir şekilde. O yüzden bizde ayrı bir şey daha var, yani yakınlık daha var Azerbaycan'a. Kardeş vatana selamlar olsun tekrardan. İsmim Abdurrahman Koçak benim. Bilgisayar mühendisiyim. Uzun zaman yazılım yaptık. Kurumsal şirketlerde çalıştık. Daha sonra 2015'te Tarbuş Games diye bir oyun şirketi kurduk. Uluslararası bir Dubai'den bir yatırım alarak kurmuştuk. Tabii daha sonra Tarbuş Games'in Tarbuş Games'le birlikte bayağı bir oyun geliştirdik. Türkçe içerikli oyunlar geliştirdik. Sonra baktık ki o zaman Türkiye oyun içi satın alma kültürü çok gelişmemiş. Türkiye'deki reklam gösteren firmaların reklam getirileri çok düşük. Türkiye'ye çok düşük eCPM'ler veriyorlar. Öyle olunca da biz global oyunlar geliştirmeye karar verdik. Tabii Tarbuş bu konuda farklı yollara gitti. Biz de Rotate Lab adında yeni bir şirket kurduk. Casual oyunlar geliştirmeye başladık. Denemeler yaptık. Globale açılmaya çalıştık. Sonra Hyper Casual dedikleri yeni tarz, yeni trend. Bu oyun döngüleri 50 saniye civarında olan, ayakta oynanabilen, dik bir şekilde oynanabilen oyunlar geliştirmeye başladık. Sürekli deneme yanılmayla gidiyoruz. Sürekli yeni oyunlar deniyoruz. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Şimdilik anlatabileceklerim kendim hakkında bu kadar. Gaziantep hakkında mən aslında çok malumatım yoktu. Hiç orada olmamışam. Bu arada benim danıştığımı başa düşmeseniz mütləq deyin. Mən Türk dilinde danışım. Türkçəm inkişaf etdirməyə çalışıram en azından. Gaziantep hakkında benim oyunla bağlı bu fikrim var ki, oyunlaştırmanın en maksimal istifadə olunduğu yerlerden biridir. Çünkü Gaziantep'teki insanlar, oranın medeniyeti vesaire bağlı biraz bakmışam verilişlere, programları izlemişim. Ona göre oradan malumatım var. Sadece ben orada eksiklik olarak bilirsiniz ne görürüm. Orada inkişaf olunur, çok pul yatırılır oradaki sektörlerin inkişafına. Ama bu çok çok təəssüf hissiyle bilirim ki, bu çok büyük pullar yatırılsa da rəqəmsal, dijital yönümlü hisselere yatırılmır. Bu Azerbaycan'da evet. Da var. Ortak dertlerinizden biridir diyebilirim. Evet. Mesela burada sanayi çok gelişmiş durumda Gaziantep'te. Ciddi makine yatırımları, ciddi şey yatırımları var ama dijital yatırımlar ne yazık ki çok az. Oyun yatırımları çok az. Yani ben Gaziantep'teyim ama oyun yatırımını biz İstanbul'dan aldık diyebilirim yani.
Ben o zaman suallarıma geçiyorum. Onsuz da sohbet Tabii. aslında sualları yine ortaya çıkacak. Sorulara geçebiliriz. Aha. Benim ufak bir sunumum da var. İsterseniz onu da hızlıca o sunuma da şey yapabiliriz. Ama sizin şeyinize karışmıyorum. Sizin programınız nasılsa ben ona uyarım. Bizim için sizin təqdimatı eləməniz, sunum yapmanız daha yaxşıdır. Ancak istəyirsinizsə siz sunumu başladın, mən o əsnada sizə suallar da verərəm. Necə istəyirsiniz, elə davam edin. Öncelikle hani bazı terimler var, oyun pazarlama ile ilgili terimler var. O terimlerin ne olduğunu açıklayayım ki ondan sonra üzerine sorular gelebilir. Şimdi ben buradan ekran paylaşımı yapabiliyorum, değil mi? Bəli, bəli. Evet, ben size izin verdim orada. Yapabilirim, tamam. Şimdi, peki. Şimdi ben burada biraz kendimizden de bahsetmiş oluruz. Şöyle başlatıyorum. Dünya genelinde, Türkiye'de daha çok 3 milyondan fazla downloadumuz var. Oyunlarımız şöyle oyunlardı. İşte birisi daha zombileri ilk çıkan oyunumuz. Güzel tepkiler almıştık. Bayağı haber oldu birçok yerde. İnceleyenler oldu oyunlarımızı. Sunuma başlayana kimi size istirham vakti itirmeyeyim bir sual vereyim. Efendim? Oyun oynarken yani oyun oynamaktan oyun sektörüne geçmeye nice karar verdiniz? Nasıl kararlaştırdınız böyle bir adım atmayı? Ve Tarbuş Games'e başlamak için sizi motive eden neydi? Ben çocukluğumdan beri bilgisayar evimize ilk girdiğinden beri ben oyun oynuyorum. Tabii oyun oynarken de arkasını araştırıyorum bunu nasıl yaparız diye. Zaten bilgisayar mühendisliğine yönelmemin en önemli sebebi buydu. O oyunların nasıl yapılacağını öğrenebilmek. Tabii mezun olduktan sonra mecburen bir şirkette başladık. Para kazanmanız gerekiyor. Yazılım geliştiren bir şirkette, kurumsal şirket, yani kurumsal yazılımlar geliştiren bir şirkette. Daha sonra tabii ben bir yandan oyun tasarımı, oyun geliştirme, oyunlarda eğlence faktörü, oyun içindeki monetizasyon, bunların hepsini kendim araştırıyordum. 2015'e kadar mecburen tabii farklı firmalarda çalıştık. 2015'te dedim ki tamam artık ben bu dünyaya adım atmam gerekiyor. Batacaksam da, çıkacaksam da ne olsun, ne olacaksa olsun. İki tane de Suriyeli kardeşim vardı. Suriye'den gelen arkadaşlarımız. Onlar da güzel prototipler geliştirmişti. Tamam dedim, sizle beraber bir takımız artık beraber oyun geliştireceğiz. Öyle karar verdik yani oyun geliştirmeye. Yani önceden beri bir istek vardı. Ben burada gençler izliyorsa şunu da söylemek istiyorum özellikle. Tamam biz oyun oynayalım. Tabii oyun oynamadan hiçbir şey olmuyor kesinlikle. Oyun oynayarak kendimizi geliştiriyoruz aslında. Oyun oynayarak kendi becerilerimizi de geliştiriyoruz, stratejilerimizi de geliştiriyoruz, düşünme yapımızı da değiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Ama kılmak, oyunda kalmak, yani oyunun bağımlısı olmak yanlış bir şey. Arkadaşlar, oyun bağımlısı olacağınıza, tam e-sporcu olacaksanız profesyonel bir şekilde hazırlanır. O aynı mesele. Ama oyun oynamaktan çok, oyunla oyalanmaktan çok, oyunla eğlenmekten çok oyun geliştirmeye odaklanmanızı tavsiye ederim. Çok büyük bir şey değil. Yani bu çok zor değil. Yani orta düzey bir yazılım bilginizle hayal gücünüzü birleştirdiğiniz zaman, iyi bir takım olduğu zaman kesinlikle yani oyun sektöründe bir yer edinirsiniz. Bir şeyiniz olur, bir karşılığı olur kesinlikle. Devam ediyorum şeyden, slide'dan. Daha sonra bayağı çok bilmiş oyununu çıkardık biz. En popüler oyunlar içerisinde Türkiye'de birinci sırada, en popülerler içerisinde, top 3 diyorlar, birinci sırada olmuştuk. Apple'ın 20 uygulama 16 oyun kategorisinde 4. sıradaydık. Bizi 16 oyun içerisinde 4. sıraya seçmişlerdi.
Güzel hakkımızda haberler çıktı. Daha sonra Pixel Drifters diye bir oyun geliştirdik. Racing kategorisinde Amerika'da birinci sıraya kadar çıktı. Daha sonra Rotate Club'ı kurduk işte. Burada da güzel denemelerimiz oldu. Ringo diye. Daha sonra da Clash Defense diye bir oyun çıkardık. Şimdi kısaca bir oyun endüstrisine giriş yapalım mı Fidan Hanım? Ne dersiniz? Yoksa sizin sorularınız varsa sorulara parça parça cevaplayalım. Siz sunuma başlayın. Ben arada size tamam. Soruları verin. Eski bir sunum bu arada. Orada çekmiştim. Bu arada bir kafedeyim. Fidan Hanım'a açıkladım. Ben İzmir'e geldim şu an. İzmir'de işte geç kalmamak için şeyi ertelememek için mecburen bir kafeye geçtim. Arkadan sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın şimdi. Bu arkadaşlar bir günlük iOS sadece Amerika'dan bu oyunların gelirleri. Yani Roblox'un bir günlük Amerika'dan iOS'tan yani sadece iPhone'lardan geliri 2 milyon 300 küsür bin. Şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Candy Crush hala bu paraları kazanıyor. Tabii bu liste değişmiştir ama yine bazı oyunlar hep birinci sırada kalıyor. Şurada Toon Blast'i görüyorsunuz. Peak Games Türk firmasıydı. Biliyorsunuz Zynga'ya satıldı. Bir de onun Toy Blast'i var. O da biraz daha aşağıda. Yani o oyunlar da çok değerli oyunlardı. O yüzden zaten Peak Games satıldı. Peki bu öngörü nasıl? 152 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşmış oyun endüstrisi 2019'da. 2020'de 164.6 milyar dolar olarak bekleniyordu. Şu an duyduğuma göre 172 milyar doları aşmış durumda 2020. 2020'de 172 milyar dolar oyunlardan gelir elde edildi. Çünkü pandeminin de etkisiyle herkes eve kapandı. Bundan dolayı herkes daha çok oyun oynayınca oyun içerisinde de daha çok para harcamaya başladı. %8 ortalama büyüme hızıyla da devam ediyor bu sektör büyümeye. O yüzden bu sektörde olmanız kesinlikle çok önemli. 2022'nin sonunda 196 milyar dolara ulaşacağını Newzoo tahmin ediyordu ama bu daha da fazla olacağını şu an çok daha rahat görebiliyoruz. Pandemi diye bir etkiyi hesaba katmamışlardı onlar. Türkiye'de iki tane büyük satın alım yapıldı biliyorsunuzdur. Gram Games de Zynga aldı, Peak Games'i de aldı. Bunun için çok büyük yatırımlara, çok büyük masraflara gerek yok. Küçük bir stüdyo, 5 kişilik bir stüdyo. Gram Games'i çok yakından tanırım. CEO'su Mehmet Tecevit benim staj sorumlumdu. Stajımı onun yanında yaptım bu arada. Yani çok küçük bir stüdyolardı. 5 kişi bir apartmanın altında 2+1 bir daire tutmuşlardı. Orada başladılar bu işe. Çok fazla deneme yaptılar, çok yanıldılar. Bir sürü problemlerle karşılaştılar ama vazgeçmediler. Daha sonra 250 milyon dolara Zynga'ya satıldılar. Peak Games'i zaten söylemeye gerek yok. 1.8 milyar dolar Türkiye'den çıkan ilk unicorn olarak adlandırılıyor. Yani şu anki birçok sanayi kuruluşunun toplamından daha fazla bir paraya satıldı. Günlük gelirleri ortalama 4-5 milyon dolar bu iki firmanın yani. Peki bu 152 milyar dolar nasıl dağıtılıyor? %36'sı ve %9'u mobil diyebiliriz. %36'sı smartphone'lar, telefonlar, %9'u da altta göreceğiniz şekilde tabletler. Bu ikisinin toplamı %45 ediyor. Yani aslında oyun endüstrisinin yarısı hemen hemen oyun endüstrisinden elde edilen gelirlerin yarısı
akıllı telefonlardan elde ediliyor. %32'si konsollardan, %21'i ortalama PC oyunlarından, %2'lik bir kısımda artık daha da daralıyor. Browser PC dedikleri internetten oynanan, şu hani Chrome'dan ya da işte Safari'den oynadığınız oyunlar oralardan elde ediliyormuş. Bunun ülkelere göre dağılımı da bu şekilde. Yani ülkelere demeyeyim, kıtalara göre diyeyim daha doğrusu. Gördüğünüz gibi büyük bir kısmı Amerika'da. Yani oransal olarak baktığımız zaman %26 gibi bir oran. Asya Pasifik bölgesi %47 gibi bir oran. Ama Asya Pasifik'te işte oyun trendleri biraz daha farklı. Yani bizim odaklandığımız özel olarak Amerika ve Avrupa diyebiliriz. O ikisi zaten yarısından fazla da yapıyor gördüğünüz gibi. Ve bu gelirlerin... Siz demişken, Amerika'da App Store'da en çok yüklenen oyunlar sırasında sizin bir neçe oyununuz olup da bilirim. Evet. Siz App Store'da en çok indirilen 10 oyundan biri olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ya bunun direkt bir formülü yok açıkçası. Deneme yanılma yapıyoruz dediğim boşuna söylemedim. Şimdi aslında pazarlama bölümüne geldiğimizde de onları anlatacağım biraz daha. Yani önce testler yapmak gerekiyor. Küçük testler. Şimdi önceden biz şöyle bir yapımız vardı. 9 ay oyunu geliştirirdik. Sonra yayına bir çıkardık. Beğenilmezdi. Download maliyetleri çok yüksek olurdu. Bu oyunu tutmadı. Oyunu tutturmak için bir sürü şey denerdik. Olmazdı ve ciddi bir zararla kapatırdık o durumu. Sonra ne yaptık? Hyper Casual'la başladı aslında bunlar. Önce oyunun bir prototipini direkt reklama çıkıyoruz. Abi koptu sanırım. Öyle maili bildim, benim internetimde problem var. Öyle mi? Ama sizde bir eser. Tamam. Problem olmaz mı? Okey. Şimdi görüyorsunuzdur sanırım. Tamam. Dediğim gibi önce şu an click through rate dediğimiz CTR testleri yapıyoruz. Yani oyunumuzun bir bölümünü, ilgi çekeceğini öngördüğümüz bir bölümünü, videosunu alıyoruz, daha oyunumuzu yayınlamadan videosunu teste sokuyoruz. Facebook'a, Instagram'da yayınlıyoruz. Kaç kişi tıklamış, 100 kişi gördüğünde bunun kaçı tıklamış bu videoya, tıkladığında oyunu indireceği bir bölüm de yok yani aslında. Bizim sadece orada test ettiğimiz şey ne? Kaç kişi buna ilgi duyacak? İlgi duyulacak bir oyunsa biz onu geliştirmeye devam ediyoruz. Yani aslında pazarlamanın temelinde bu yatıyor birazcık da. İlgi duyulabilecek oyun geliştirme. Yani pazarlama ta en baştan başlıyor. Yani çok ilgi duyulmayan bir oyunu geliştirmeye odaklandığınız zaman sonundaki pazarlama için harcadığınız çaba çok fazla oluyor. O yüzden tutan oyunları, özellikle tutmuş oyunları inceliyoruz. Biz de çok inceliyoruz bu arada bir sürü oyun. Arkadaşlarımızın da incelemesi lazım. Sonra bu oyunlar neden tutmuş acaba diye oyunun içindeki mekanikleri keşfetmeleri lazım. İnsana verdiği keyfi, o zevki, o eğlenceyi keşfetmeleri lazım. Biz de bu yollardan giderek deneme yanılmayla ilgi çeken bir oyun bulduk. Tabii biz 3 günde bir prototip üretiyoruz. Her 3 günde bir yeni bir oyunun prototipini üretip hemen teste sokuyoruz. Bu teste soktuğumuzda olumlu gelen oyunları geliştirmeye çalışıyoruz zaten. Ona odaklanıyoruz. Onların üzerine gidiyoruz yani.
aslında başarının, yani siz sordunuz ya, sırrı nedir? Yani kesin öyle bir oyun geliştirmek için öyle bir şey yok. Kesin çözüm yok. Sadece deneme yanılmayı daha çok yapmak var yani. Edison mu? Ampulü bulmadan önce 980 kez başarısız olmuş. Kendisine demişler ki ya bu başarısız oldun artık bırak demişler. Bu demiş ki Edison, yanlış hatırlamıyorsam, ben demiş olmayacak 980 tane farklı yol buldum. Olacak olan, yani başarılı olacağım yolu daha henüz bulmadım demiş. Şimdi bir casual, hyper casual üreten stüdyoda, casual'da da bu çok farklı değil bu arada. Ortalama olarak 70 oyunda bir hit tutturma şeyi var, ihtimali var. Yani ortalama olarak. Bu da 70 kez denemek gerekiyor. Sizin dediğiniz bu regenlerin istatistik ortalaması doğru. En azından buna göre ki hamımızın demem var ki bildiğimiz bir oyun var, Angry Birds. Rovio Studio'nun oyunudu. Evet. 60 defa oyunu fail olup 61. de Angry Birds alınıptı. Ya. Ona çok, göre çok çok güzel bir örnek verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben sizi onu da bırakmıştım. Aynen öyle. Yani başarısız olmaktan korkmamak lazım yani. Bu gelirlerin tabii gördüğünüz gibi mavi olan kısımlar iOS'ten gelen, elde edilen gelirler. Yani o kadar çok Android telefon var ama gelirlerin büyük bir kısmı da oyun sektöründen, mobil oyun sektöründen elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı iOS'ten, yani Apple telefonlardan elde ediliyor. Burada çok detaylı istatistikler var. Oraları geçiyorum. Evet, pazarlamaya başlayalım. Pazarlamaya ne zaman başlanmalı? Aslında biraz önce size biraz önce söyledim. Development'tan önce, yani geliştirmeye başlamadan önce pazarlamaya başlamak lazım. Küçük bir şeyini anlatmıştım size. Yani küçük küçük prototipleri test ederek başlıyorsunuz. İlgi çekecek oyunu geliştiriyorsunuz. Aslında pazarlamayı baştan yapmış oluyorsunuz. Küçük oyun stüdyolarının hayatta kalması, başarılı işler yapması gerçekten zor. %95'i şu an küçük oyun stüdyolarının, bağımsız oyun stüdyolarının gelir elde etmiyor. %80'i de büyük bir kayıpla kapatmak durumunda kalıyor. Sadece %25'i oyun, bu bağımsız oyun stüdyolarının %25'i hayatları boyunca 30 bin dolardan daha fazla para kazanıyor. Yani düşünün, zor bir yol. Evet, kesinlikle zor. Ama indilerin problemleri ne? Yani bağımsız oyun stüdyolarının esas problemleri üretime çok odaklanıyorlar ama pazarlamaya odaklanamıyorlar. Pazarlamaya odaklanmaktan kastım, biraz önce söyledim, oyun başlamadan, yani daha oyun yayınlanmadan pazarlama odaklı gitmekten bahsediyorum. Yani bir tanesinin aklına bir fikir geliyor. Aa, şöyle bir oyun çok güzel tutar, kesin bu oyunu geliştirmeliyiz diyor. Ondan sonra orada bu fikre aşık oluyorlar ve başarısız olabilecek, test edilmemiş bir oyun geliştirmeye odaklanıyorlar. 6 ay geliştiriyorlar, sonucu hüsran olabiliyor. Pazarlama gerçekten şansımızı, hayatta kalma şansımızı arttırıyor. Evet, $0'la da, yani çok az maliyetlerle de pazarlama yapmak mümkün. Nasıl? Evet, güzel bir oyun geliştirin. Çok başarılı bir oyun geliştirin. En iyi yeni oyunlar kategorisine featured olarak, yani oyunların içerisine girin ve kendi kendine oyununuz büyüsün. Bu bir örnek tabii. Ama bu şey bir örnek değil. Bütün, yani bunu yaptığınız yere ulaşacaksınız diye bir kaide yok. Bir yandan da desteklemeniz gerekiyor reklamlarla tabii ki. Ama en azından hiç para harcamadan Biz Bay Çok Bilmiş oyununda yaklaşık 1.3 milyon kişiye ulaşmıştık. 1.3 milyon kişi biz hiç pazarlama yapmadan oyunumuzu indirdi. Bu da pazarlamasız
güzel bir örnek diyebiliriz yani size. Sonra da en iyi yeni oyunlara girdiğinizde zaten en popüler oyunlara da otomatik olarak hızlı bir şekilde giriyorsunuz. Çünkü günlük bizim 25 bin kişi civarında oyunumuzu indiriyordu. 25 bin kişi oyununuzu, uygulamanızı indiriyorsa Top Free'de, yani en çok indirilen ücretsiz uygulamalar bölümünde de iyi bir yeriniz oluyor kesinlikle. Yok yok, bu kadar değil. Baştan başlayalım hadi o zaman. Şimdi pazarlama stratejileri neler? Birincisi ASO, en ucuz olanı, hatta hiç para vermiyorsunuz. App Search Optimization diyorlar. Yani uygulama için arama motoru optimizasyonu. Siz rakip uygulamaları inceliyorsunuz, onların anahtar kelimelerini inceliyorsunuz. Kendi oyununuzun veya uygulamanızın içerisindeki anahtar kelimeleri, hangi anahtar kelimelerde yer almasını inceliyorsunuz. Bu şekilde bir pazarlama yapmanız mümkün. Yani pasif pazarlama. Siz aktif bir şekilde para harcamasanız bile ASO'dan sizi bulup geliyorlar. Getting Featured dediğim zaten editörün seçtiklerine girmekti. Bunu da çok rahat bir şekilde eğer oyununuz çok iyiyse ve editörlere mail atıp oyununuzu incelemelerini isterseniz oraya girmeniz de mümkün. Oradan da çok ciddi bir şekilde kullanıcı geliyor diyebilirim. Cross Install dediğimiz sizin başka bir publisher'la, başka bir yayıncıyla, başka bir geliştiriciyle anlaşıp onun uygulamasının, onun oyununun üzerinden sizin oyununuzu, sizin oyununuzun üzerinden de onun oyununu reklamını yaparak oluyor. Yani çapraz bir şekilde birbirinizin oyununun reklamını yapıyorsunuz. Onun kullanıcıları size, sizin kullanıcılarınız ona gidiyor. Diyebilirim ki oyunun marketingini, yani dijital pazarlamasını pulsuz olarak hayata geçirmek bir yere kimi mümkündür? Mümkün ama yeterli değil. Onu söyleyebilirim. In-house ads dediğimiz, sizin 3-4 tane farklı oyununuz var diyelim. O 3-4 farklı oyundan bir oyununuzun reklamını yapıyor olmanız, kendi içinizde kendi reklamınızı yapıyor olmanız, farklı oyunlarınızdaki kullanıcıları başka oyununuza çekiyor olmanız mümkün. Bakın bunların tamamı neredeyse ücretsiz yapılan şeyler. Şimdi 5. sırada viral. Bu da aslında ücretsiz gibi görünüyor ama çoğunluğu ücretli oluyor. Influencerlarla birlikte bir çalışma yapıyorsunuz. Sanki onlar sizin oyununuzu oynuyor da çok beğeniyormuş gibi gösteriyorsunuz. Bu durumda onları takip edenler sizin oyununuzu merak edip araştırma yapıyor, indiriyor ve ciddi bir indirme rakamına ulaşabilmeniz mümkün oluyor viral yollarla da. Bundan sonraki anlatacağım kısımlar 6, 7 ve 8. madde birazcık işte para harcamanız gereken şeyler diyebiliriz. Şimdi ASO'yu ben kabaca bir göstereyim. Şimdi ASO'da App Store Optimization dediğimizde oyununuzun nasıl bazı anahtar kelimelerinde nasıl öne çıkacağını söylediğimizde ikonunuz burada çok önemli olduğunu çok rahat bir şekilde, şu kırmızı bölüm var ya, kırmızı çerçeveyi aldığım bölüm, ikonunuzun çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Feature Graphic dediğimiz öne çıkan o kapak fotoğrafınızın orada çok bir şey anlatması lazım kullanıcılara ve ilgi çekmesi lazım. Kullanıcıların oyununuzu indirmeye hevesli olması lazım. Yani conversion rate diyorlar bunun adına. Yani siz oyun içerisine mağazaya geldikten sonra hani uygulamanın ya da oyunun ana sayfasına geliyorsunuz ya, orada bir karar veriyorsunuz. Ben bunu indireyim mi, indirmeyeyim mi? Orada baktığınız şeyler ne? Genel olarak oyunun boyutunun büyüklüğü, oradaki resimler, ikonlar, oyunun içerisinden görseller, videolar, genel olarak bunlara bakıyorsunuz. Bu kısımları çok iyi optimize etmeniz gerekiyor işte. Sadece bir ikon değişikliğiyle %5 conversion rate, yani mağazaya gelmiş, App Store'a gelmiş kişinin
uygulamayı indirmesini arttırabiliyorsunuz. Bunun çok fazla deneyleri var bu arada. Burada dediğim gibi rekabet analizi, yorumlara çok odaklanmanız lazım. İyi yorum yakalamaya uğraşmanız lazım. Şu sayfadaki her şeyi elden geçiriyor olmanız lazım diyebilirim. Cross install'da anlattık. Şimdi virali de anlattık. Sosyal medya, PR ve paid acquisition. Incentivized install'u geçmişim. Incentivized install bu arada teşvik edici indirmeler. Yani siz şey yapıyorsunuz. Bu küçük uygulamalar var, bazı uygulamalar. Bana diyor para ver, ben sana kullanıcı getireyim diyor. Onlar da başka uygulamaların içerisinde diyor ki şu bölümü geçmek istiyorsanız bu oyunu indirin ve ikinci bölümüne kadar gelin diyor mesela. Siz de o oyundaki o bölümü geçmek için ya da bu oyunu indirin 50 kuruş size para vereyim diyor mesela. Yani teşvik ettirirseniz kullanıcıyı indirmek için bu bir pazarlama yöntemi. Evet, ama bu App Store'lar tarafından, uygulama mağazaları tarafından pek kabul edilen bir yöntem değil. Hatta bunu tespit ettikleri zaman uygulamanızı da hesabınızı da çok rahat banlayabilirler. O noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim sosyal medya ve PR tarafına. Oyununuz çıktığı zaman kesinlikle, eğer sadece siz pazarlayacaksanız, bir publisher'la çalışmıyorsanız, oyununuz çıktığında kesinlikle sosyal medyasını çok iyi yönetmeniz gerekiyor. PR dediğimiz press release, yani basın bültenleri oluşturup bunu da şeylere, yayınlayacak kişilere göndermeniz gerekiyor. Güzel bir trailer videonuzun olması gerekiyor. Güzel screenshotlarınızın olması gerekiyor. Press release, yani basın bülteninizi hazırlamış olmanız gerekiyor. Güzel bir landing page'iniz olması gerekiyor. Bir development bloğunuz, yani geliştirme bloğunuz olması gerekiyor. Sürekli orada şu bölümleri ekledik, bunları ekledik diye kullanıcılarınızı bilgilendirmeniz gerekiyor. Bir hedef listesi oluşturmanız gerekiyor. Ben mesela sağda gördüğünüz teknoloji bloklarını hedeflemiştim. Orada hepsinin mail adresini buldum. Daha zombilerini pazarlarken özellikle. Bütün mail adreslerini bulup hepsine mail atmıştım. Ve sonunda çoğuyla da arkadaş olduk. Yani öyle güzel bir network de yakalamış olduk yani buradan. Oluşturduğum basın bültenlerini ara ara atıyordum ve bazıları ücretsiz yayınlıyordu. Bazıları da para istiyordu. Diyordu ki ya ben bu şeyi yayınlamam için yayın ücretim 300 lira diyordu. Ben de o zaman pazarlama bütçesini optimize etmek için bazılarını kabul ediyordum, bazılarını etmiyordum. Yani burada ama hedefli gitmek gerekiyor. Yani odaklanmak gerekiyor bu işe diyelim. Tabii bunların tamamı oyununuzun reklamını siz yapacaksanız. Paid acquisition kısmı biraz karışık. Evet, aynen böyle bir şey var içerisinde. Ama ben size bunu çok sadeleştirmiş bir şekilde anlatacağım. Birkaç tane terimden bahsedeyim. Ondan sonra Fidan Hanım'ın sorularını alacağım. Conversion rate dediğimiz, biraz önce bahsettiğim conversion rate değil, o mağazadaki conversion rate'ti. Şu an bizim odaklanacağımız conversion rate, dönüşüm maliyeti. Dönüşüm maliyeti, oyunun reklamını verdiğimizde bir kullanıcının bizim oyunumuzu indirmesi için harcadığımız para. Yani örnek veriyorum, $1,000'lık reklam verdik Amerika'da. Oyunumuzu 1000 kişi indirdi. Benim conversion rate'im dönüşüm oranından bahsetmiyoruz. Dönüşüm başı maliyetim CPI olarak dördüncü sırada olan conversion rate'den bahsettim biraz önce. Şimdi CPI'den bahsediyorum. $1,000 para yatırdım. 1000 kişi oyunumu indirdi. Benim CPI'ım, yani cost per install'um, cost per acquisition'ım, customer acquisition cost'um $1 demek. Yani 1000 kişi indirdi ve ben $1 harcadıysam $1'a mal etmiş oluyorum kullanıcıyı. Dördüncü maddeyi açıkladım. Birinci maddeyi zaten açıklamıştım size.
İkinci madde retention rate. Yani benim oyunumdaki bağlılık oranım. Benim oyunumu 100 kişi indirdiyse birinci gün, yani ertesi gün oyunumu açıyorsa 40 kişi, benim bağlılık oranım birinci gün retention'ım %40. Terimleri hemen hızlıca açıklayıp geçiyorum. Churn rate, aslında her şey çok uygun. Kullanıcı bana bağlanacak, retention'ım var aslında ama benim içinde yaptığım bir hatadan dolayı, oyun içinde yaptığım bir hatadan dolayı, yeteri kadar test edemediğimden dolayı kullanıcı gidiyor. Bu churn rate çok acı bir şeydir, churn. Yani aslında senin oyununu oynayacaktı ama sen ona yeterince ilgi göstermedin ve gitti. Beşinci sıraya geçiyorum. Key faktör. Key faktör bizim oyunumuzu yaptığımızda çok basit şöyle anlatayım. Mesela Yeni Zelanda'ya hiç girmemişiz. Yeni Zelanda'dan hiç kullanıcımız yok. Yeni Zelanda'ya ben bir reklam verdiğim zaman $100'lık 100 tane kullanıcı geldi diyelim. Bir hafta sonra kontrol ediyorum. 150 kullanıcım var. Yani key faktörüm 1.5. Ben $100'lık, yani daha doğrusu 100 kullanıcı aldığım zaman 50 kişi de kendiliğinden geliyorsa aslında 1.5 kişiye ben harcadığım parayı 1.5 kişiye bölsem daha mantıklı oluyor. Yani $100 harcıyorsunuz. 100 kişi geliyor. Bir hafta sonra 150 kişi var. Ben aslında 100 bölü 150 60 sente kullanıcıyı mal etmiş olabiliyorum diyebilirim çok rahat. Altın sırada LTV var. Lifetime Value. Yani kullanıcının hayatı boyunca bana kazandırdığı para diyebiliriz. Bazı kullanıcı 3 gün oynar oyununuzu. Bazı kullanıcı 1 sene oynar. Bunların ortalaması, bu 1 sene oynayan size $5 kazandırmış. 3 gün oynayan size 2 sent kazandırmış, örnek veriyorum. Bunların ortalaması sizin lifetime value'nuzu verecek. Yani bir kullanıcının ortalama olarak bana kazandırdığı parayı çok rahat hesaplayabiliyorum. Uzun vadede tabii. 7. sırada DAO, WoW, MAU kardeşler var. Daily Active User, Weekly Active User, Monthly Active User. Kullanıcı, yani aktif olan aylık, haftalık ve günlük aktif kullanıcılarımız. Bunlar da bizim gelirimizi hesaplamamızda büyük rol alıyorlar. ARPDAO dediğimizde Average Revenue Per User, tabii Daily Active User. Günlük aktif kullanıcıya göre benim kazandığım para diyebiliriz. Hızlı bir şekilde. Peki bunlar nasıl hesaplanıyor, nasıl geliyor? Nasıl bize para kazandırıyor? Son olarak bunu söyleyeyim size. Şimdi böyle bir hunumiz var. Acquisition dediğimiz bizim ortadaki en üstteki şey, kullanıcı edinmemiz. Kullanıcıyı nasıl ediniriz? Reklam vererek edinebiliriz ya da viral kaynaklardan gelir, key faktörlerden gelir. Başkası görmüştür, ona aktarır, oradan gelir. Tabii bunların içerisinde retention'ı olanlar, yani bağlılığı olanlar, yeni kullanıcıların gelmesine de vesile oluyor. Başka arkadaşlarına tavsiye ediyor. En altta bir monetization yapıyorum. İçinde bir para kazanma kurgusu oluşturuyorum oyunumun içinde. Ve bu monetization sonucunda kullanıcı başı bir gelir elde ettiğimi görüyorum. Yeşil kısımdaki dolar per user var ya. Bu geliri elde ediyorsam ve bu gelirim benim customer acquisition cost'umdan, yani kullanıcı başına harcadığım paradan düşükse, o zaman yine daha fazla kullanıcı çekmeye başlıyorum. Daha çok kullanıcı çekmeye başlıyorum. Böyle bir döngüye sokuyorsunuz aslında pazarlama yaptığınız zaman kendinizi ve oyununuzu. Teşekkür ederim. Biraz fazla uzun sürdü herhalde. Ama bu terimleri bilmeden bir şeylere hakim olamıyorsunuz. O yüzden bu terimleri özellikle anlatmak istedim size. Şimdi ben bu screen share'i iptal ediyorum. Şimdi sizin sorularınıza geçeceğim. Tabii biraz önce söyledim. Bu anlattığım şeyler kendi reklamınızı yaptığınız zaman bu şeyler geçerli. Ama bir publisher'la çalıştığınız zaman, bir yayıncı ile çalıştığınız zaman, işte yayıncı aslında buradaki işlemlerin tamamını kendisi yapıyor. Siz sadece oyun geliştirmeye odaklanıyorsunuz. Özellikle bağımsız böyle küçük oyun stüdyoları, tavsiyem bir yayıncı ile ilk etapta çalışmaları ve oyunlarını daha iyi geliştirmeye odaklanmaları. Çünkü burası çok detaylı bir yer. Yani pazarlama kısmı
bayağı kafa yorulması gereken, bayağı zaman harcanması gereken bir yer. Yayıncıyla çalışıldığı zaman orada ciddi bir kafa rahatlığı oluşuyor. Abdurrahman Bey, benim size vereceğim soruları siz kendiniz cevapladığınız için işimi biraz zorlaştırdınız. Cevapladık. Ama merak ettiğim bazı sorular var benim de. Bildiğim kadarıyla son oyunlarınızı Voodoo Publisher olarak yayınladı. Voodoo ile çalışmak küçük bir indie oyun stüdyosu için neler talep etmektedir? Yani herkes ben oyun stüdyosuyum, oyunum var. Voodoo benim oyunumu publish et derse olur mu bu iş? Tabii olur. Yani siz publishing bölümüne Voodoo'ya bir şey yazıyorsunuz. Bir form dolduruyorsunuz. Size hemen bir panel açılıyor zaten. O panelde oyununuzun videosunu yüklüyorsunuz. Oyununuzun paylaşılmışsa, yani yayınlamışsanız linkini koyuyorsunuz. Onları inceliyorlar. Hemen aynı biraz önce bahsettiğim şekilde şeye alıyorlar. Reklama çıkıyorlar. Reklamdaki ilgiyi görüyorlar. İlgiyi ölçüyorlar. Bazı key metrikleri var. Bu metrikler nedir? Voodoo der ki 20 sentin üstünde CPI kabul etmiyorum. %40'ın altında da, %45'in altında da retention kabul etmiyorum. First day retention dedikleri. Onları kabul etmiyorum der. Yani bunlara uyan bir oyununuz olduğu zaman zaten Voodoo'yla değil her yerle de yayınlayabilirsiniz. Yani başka publisher'larla da çalışabilirsiniz. Ama Voodoo'nun burada ciddi bir büyüklüğü var. Ve Voodoo şey de yapıyor aslında, markette tutunabileceği, daha uzun tutunabileceği şekilde sizleri yönlendiriyor da diyebilirim. Tabii Türk oyun firması Zynga'ya satıldı. Rolik Games. Rolik Games Türkçe konuşuyor. Voodoo Fransızca konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Farklı dillerde de konuşuyor gerçi de. Rolik Games de güzel bir publisher'dır. Onları da tavsiye ederim. Biz iletişime geçtik GameTek olarak. Onlarda ilgili ilgili bir şeyler konuştuk. İlerideki zamanda ortak bir şeyler yapacağımız gözüküyor. Fakat pazarlama tarafından baktığımızda yeni bir pazarlama kanalı olarak oyun sektörü olarak gözüküyor. Buna birçok büyük markalar da yaptılar. Coca-Cola olsun, diğer birçok markalar da oyun sektörüyle ilgili pazarlama yaptığını görüyoruz. Peki siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani oyunların içerisine ürün yerleştirme olayı daha önce de çok denendi tabii ki. Ya bunu sadece işi bu olan markalar var bu arada. Sadece güzel tutmuş oyunları bulup içerisine oyun ürün yerleştirmeye yapanlar var. Ama yani bu çok ölçülebilir gelmiyor. Yani marka bilinirliğini arttırmak için yani siz oyunun içerisinde bir yerlere ürün yerleştirdiğiniz zaman çok etkili olmayabilir. Çok oyun odaklı bakıyorsa adam oradaki nesneleri görmüyor bile. Belki bilinçaltına hitap edecek. Biraz daha biz şeyiz, ne diyorlar onun adına? Interstitial diyorlar. Yani geçiş reklamları var ya. 5 saniye görüyorsunuz. Videoyu 5 saniye izliyorsunuz. O insanların aklına daha çok yerleşmiş oluyor diyebilirim. Yani sizin anlattığınız ürün yerleştirmeyse eğer. Ondan mı bahsediyorsunuz? Evet evet, ondan bahsediyorum. Tamam. Kendileri de oyun yapıyorlar tabii. Onlar da ayrı. Yani kendi kitlesini canlı tutmak için farklı markalar küçük küçük oyunlar yapıyorlar veya oyunlaştırma yapıyorlar daha doğrusu. Yani oyun demeyelim. Daha çok yöneliyorlar. Ben de değişim. Mesela Nutella'nın küçük bir uygulaması var. Uygulamanın içerisinde her Nutella'nın arkasındaki puanları giriyorsunuz. Ve günlük bazı küçük oyunlar oluyor. O oyunları oynuyorsunuz. Orada da puan kazanıyorsunuz. Puan kazandıkça da Nutella'dan uygulamasının içerisinden farklı farklı Nutella kaşığı satın alabiliyorsunuz. Kazandığınız puanlarla adresinize gönderiyorlar. Mesela bu da küçük bir oyunlaştırma ve loyalty sağlayan, yani kullanıcıyı bağlanmayı, hani sadık kullanıcı edinmeyi sağlayan şeylerden birisi. Ben bunu da kesinlikle şey buluyorum.
yapılması gereken. Gamification ile ilgili gelecek hafta ayın 30'u Ercan Hocam mı? Ercan Hocam. Webinar hazırlıyoruz, evet. Ercan Hoca bence gamification'ın Türkiye'de de, görüyorum ki Azerbaycan'da da, en iyilerinden biri olacaktır. Evet. Gamification sadece oyuna ait edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok marka artık gamification ile ilgili bir şeyler yapmaya başladı. Oyun sektörü Azerbaycan'da yeni başlasa da birçok, bir sıra markalar diyelim, gamification'a girişmeye başladılar. Onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela Twix, Türkiye'de de tanınan bir marka mesela. Onlar Azerbaycan'da sitelerinde bir küçük oyunlar yapıyorlar. Orada kazananlara random olarak seçip onlara çikolata falan yolluyorlar. Bu bir gamification. Sadece bu ad olarak tanınmıyor, bilinmiyor bence. Diğer sorum, girişim ekosistemi. Benim background'um, bizim izleyiciler biliyorlar, benim background'um startup girişim. O yüzden size bununla ilgili bir bağlantılı bir soru soracağım. Girişim sisteminde bildiğimiz growth hacking tipler vardır. Bu tipler oyun sektöründe de işe yarıyor mu? Growth hacking ipuçları, tipler dediğimiz onlar değil mi? Growth hacking için oyun tarafında, yani çok klasik yollardan gidiyoruz aslında biz. Diyorum ya, küçük bir videoyu direkt olarak yayınlıyorsunuz. Oradaki etkiye bakıyorsunuz. Etkileşim yüksekse ondan sonra growth hacking için neler yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Ama etkileşim düşükse, ilgi düşükse hiç bunlara bile girmiyorsunuz. Growth hacking ipuçları tek başına yeterli olmuyor şeyde, oyun sektöründe diyebiliriz. Yani çünkü diyorum ya, eğer ilgi azsa ve şunu yapabilirsiniz belki, tamam onu soruyorsanız. Bir tane niş bir oyun yaptınız. Sadece 1 milyon kişi oynayacak bu oyunu. Siz 100 milyon kişinin, 200 milyon kişinin oynayacağı bir oyun geliştirmiyorsunuz. Bunu da hedeflemiyorsunuz diyelim. Sadece 1 milyon kişinin oynayacağı bir oyun geliştiriyorsunuz ama bu 1 milyon kişi de ortalama olarak size $20 kazandıracak her bir oyuncu. Bundan eminsiniz. Yani testlerini yapmışsınız. Bunların da testleri var bu arada. Bunların testlerini yapmışsınız ve eminsiniz. İşte burada growth hacking için çok farklı senaryolar düşünebilir ve belki işte diyorum ya, bir markayla anlaşılabilir bazı noktalarda. Belki growth hacking tiplerinden bazıları işte davet ettirme kullanıcıyı, işte loyalty oluşturma, üç arkadaşını daha davet et, işte şu kadar şey olsun, üç arkadaşın üçüncü bölüme kadar gelsin, sen de şu kadar elmas kazan gibi, zaten bunu yapıyorlar bu arada, görüyorsunuzdur. Ama bunlar genelde niş oyunlarda. Şimdi biz biraz daha hyper casualciyiz ya, hani bizim için çok fazla kullanıcı olması lazım. Çünkü biz paramızı esasen şeyden kazanmıyoruz. Oyunu satın almadan, in-app purchasing'den kazanmıyoruz. Biz genelde paramızı oyun içinde gösterdiğimiz reklamlardan kazanıyoruz. Bu durumda da growth hacking tipleri bizim bu pazarlama yönteminde çok etkin bir rol oynamıyor. In-app purchase, yani uygulama içi satın alma fazla olan oyunlarda biraz daha growth hacking tipleri etkin oluyor diyebiliriz. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, bunu artık herkes biliyordur. Evet. Bunların oyun sektöründe geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani artırılmış gerçeklikte her zaman bir mekana ihtiyaç duyuluyor. Sanal gerçeklikte bu o kadar önemli değil. Bir mekana ihtiyaç duyma önemli değil. Bu yüzden ben biraz daha sanal gerçeklik oyunlarının biraz daha dikkat çekeceğini, daha büyüyebileceğini düşünüyorum. Artırılmış gerçeklikte etkileşim de var ya, hani şöyle düşünün, oyunu ne zaman oynuyorsunuz? Genelde size kimse karışmadığı zaman oynuyorsunuz. Biraz daha kendi köşenize çekildiğiniz zaman oynuyorsunuz. Ama artırılmış gerçeklikte işte Pokemon'u hatırlıyorsunuzdur. Biraz daha böyle etkileşimli olması lazım. Çevreyle etkileşimimiz olması lazım. Ben artırılmış
oyunların sanal gerçekliğin altına alacağını düşünüyorum açıkçası. Sanal gerçeklik biraz daha dediğim gibi kendi köşemize çekildiğimizde oynayabildiğimiz oyunlar olduğu için. Tabii ki artacak, artarak devam edecek. Kesinlikle ama o kadar zamanımız olacak mı oynamak için onu bilmiyorum. Çünkü teknoloji geliştikçe bizim de zamanımız azalıyor yani. Öyle bir durum da var. Size son sorumu soracağım. Sorum böyle. Siz de daha az önce söylediniz. Gaziantep'te yaşıyorsunuz. Orada oyunlar yaratıyorsunuz. Şehir merkezinden yani İstanbul'dan uzaklaştıkça bölgedeki, regiondaki oyun sektörünü geliştirmeye çalışıyorsunuz. Karşılaştığınız zorluklar neler oluyor? Tam olarak hangi problemlerle, hangi sektörün problemleriyle daha çok karşılaşıyorsunuz? En çok karşılaşılan problem insan kaynağı problemi. Yani yetişmiş bir oyun geliştiriciye eğer İstanbul'da değilseniz, Ankara'da değilseniz ulaşmanız çok daha zor oluyor. Biz de bunu nasıl aşıyoruz? Biz kendimiz yetiştirme yoluna gidiyoruz. Stajyerlerimiz oluyor ve bu stajyerlerimize çeşitli eğitimler veriyoruz, çeşitli projeler veriyoruz. Tabii bunları yaparken de onlara maaş da veriyoruz. Yani harçlık diyelim, stajyer harçlığı diyelim. Maksadımız da gerçekten çalışırken aklında, zihninde maddi bir kaygısı olmasın ve bu konuda öğrenmeye odaklansın, kendini geliştirsin diye ve istediğimiz kültürle geliştirsin diye. Bağımsız stüdyoların, İstanbul'dan ve merkezlerden uzak bağımsız stüdyoların en büyük yaşadığı problem bu. Bir de pazara erişim, yani networking diyelim. Tabii ki ilişki kurması da zorlaşıyor. Şimdi pandeminin etkisiyle artık ilişki kurmak Zoom üzerinden de olabiliyor. Siz bana LinkedIn üzerinden ulaştınız, yazıştık ve şu an bir toplantı yapıyoruz. Evet. Yani aslında bunlar da geçti. Onlar çok büyük problem olmaktan çıktı diyebiliriz yani. Pandeminin ben düşünüyorum hayatımızda hem artı hem eksi tarafları oldu. Tabii ki sosyalleşmemiz konusundan eksikliklerini fazla hissettiğimiz bir dönem oldu. Fakat artıları da fazla oldu. Mesela biz etkinlik yaparken spikerlerle ancak kendi ülkemiz üzerinden iletişim kurmayı bayağı çok büyük bir etkinlikse, mesela DevOps'dayız gibi büyük bir etkinlikse yurt dışından getirtiyorduk. Fakat şimdi öyle bir zamandayız ki herkesle sosyal medya üzerinden iletişime geçip etkinlik çok yapabiliyorsunuz. Birlikte iş birlikleri yapabiliyoruz, evet. Sizin bize zaman ayırmanız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikti benim için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim ulaştığınız için. Ben çok mutlu oldum. Özellikle de Azerbaycan'dan böyle bir teklif gelince daha da mutlu oldum yani. Çok derin bir sevgimiz var yani Azerbaycan'a karşı. Aynen. Diyorum ya, dilden dolayı da. Biz çünkü Azeri lehçesini çok rahat anlayabiliyoruz Gaziantep'liler olarak. Arada da mesela nenem rahmetlik şey yapardı, şey derdi. Çocuk kapının nurguna yığılmış derdi. Urk. Urk sözcüğü sizde de var değil mi? Mesela o Öztürkçeden gelen bir sözcük. Kapının önü, kapının hemen önü anlamında. Mesela ben Azeriler konuşurken o tarz kelimeleri, öz Türkçe kelimeleri çok rahat seçebiliyorum arada. Dediğim gibi ayrı bir bağlılığımız oluşuyor o yüzden de. Bizim ülkede hep işle ilgili konuştuğum insanlar hep merak ediyorlar. Etkinlik yaptığımız zaman Türkçe olunca tam anlayabilecekler mi insanlar? Bizi sen anlıyorsun okey de izleyenler bizi anlayacaklar mı diye. Ben hep söylüyorum, bizim özellikle benim yaşadığımdaki insanlar Türkçeyi Azerbaycan dili kadar iyi anlıyorlar. Buna diziler, filmler vesaire yardım etmiş olabilir, fakat ben ayrı bir dil olarak görmüyorum zaten. Aynı dil, kökeni. Aynı dil. Aynı dil zaten. Söylediğim gibi zaman ayırdığınız için, bugünkü etkinlik için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgiler paylaştığınız için. Tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Görüşürüz. Selamlar. Görüşürüz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun dostlar. Bizim bugünkü tedbirimiz sona çattı. Bayram gününde bizimle birlikte olduğunuz için minnettarım. Görüşürüz.